arkadaşım getirdin bizi buraya. Çok tırsıyorum lan. Başımıza bir şey gelmesin lan. Çok tırsıyorum lan. Dur oğlum, tırsacak bir şey yok. Neye tırsıyorsun? Tafiye dur. Siz ilk kez mi? He yok, ben daha önce birkaç Fransız Alman dövmüşlüğüm var yani. Özletme kendini bu kadar. Her gün gelmişsin. Tabii ki canım. Her gün gelirim. Her saat gelirim. Böyle kuş gibi hafif oldum lan. Ha, ben senin tavşan işlerini halledeceğim. Biri erkek, biri dişi. Hallederim ben. Ay abi, işten yanmalı. Ne işin var lan senin burada? Aa, Kubat abi, karınca yiyen. Ne işiniz var lan sizin burada? Tabir, jüri de buraya geldiğini duymasın yoksa. Yoksa ne olur lan? Yoksa ne olur oğlum? Davulla, zurnayla anlatacağım lan bu rezilliğini lan. Davulla olmaz lan, pis hayvan. Neyle olsun, neyle olsun? La oğlum tamam, yeter, kavga etme lan. Yeri değil, sırası değil, zamanı değil ya. Buyurun, siz geçebilirsiniz. He. Peki o zaman ben, arkadaşlar, ben bir atta gideyim geleyim. Görüşürüz. Seni halayla, halayla uğurlayayım. Kubat abi. Beşir, sen de arayı soğutma, yine gel. Koridora sonunda. Eninde sonunda. Oğlum içerisi var ya, bir sıcak, bir sıcak var ya, anlatamam. Akşam göreceğim sıcağı. Baba, İsveç'in başkenti neresi? Ermanden. Yan komşuda İbrahimovic. Onlar futbolcu değil miydi ya? Kızım ben ne bileyim İsveç'in başkentinin ne olduğunu. Dur şimdi, zaten ehelerim üstünde. Ne o damat? Fena dalmışsın. Hem de tüpsüz. Valide Hanım kusura bakma, hakikaten hiç yırtınma. Enerjim dahi yok seninle uğraşmaya. Yani şu kadar desen yok. Ay bana da çok lüllü. Aman çok üzüldük damat. Kocacığım, gel sana bir kahve yapayım. İyi olur. Burada şalgam içmektense gidip bir Türk kahvesi içmek daha mantıklı. Sen de kalk yat kızım, hadi. Hadi hadi, ahlakım uzunmasın, hadi. Ya baba, şu filmi izleyip çıksaydın bari. Kızım, şimdi filmine gala yaptırtma bana. Yürü diyorum sana da. Hadi. Sırtım başkenti, Elmander diyen adama bak. Eğitim gönüllüsü çıktı başıma. Merhaba canım. He, Zala merhaba. Kurban olduğum su damlası gibi vallahi. Şu bacaklara, kollara, sırta bak ya. Sen istiyor duş. He yok, ben az önce aldım duş. Hem de iç duş. Yalnız para peşim alıyoruz Canikov. He kurban oldum. Bence bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Ben de olsam peşimi alırdım ha. Al, hepsi olsun, sana feda olsun. Hemen başlayabiliyor muyuz? Keyifli mi canım? Az yorgunum o kadar. Ne yorgunluğu hayatım ya? Akşam yemekte de dalgındın. Karnıyarı limonlayıp yedin. Yani çayın içine tuz koyup bir dikişle diktin yani. Şalgın patatesi yuttun. Ne olmuş yani, bu mudur? Damak zevkim değişmiş olamaz mı? Aslan. Hadi söyle. Ne anlatayım ki, hangisini söyleyeyim yani? Dükkan sahibi Reşat bize kol böreği gibi zam yaptı. Hayır, hazırlıksız yakalandım yani. Yani biraz birikimim olsaydı bu kadar dert etmezdim. Aşk olsun Aslan. Yani bunu karına söylemeyecek miydin ha? Hani biz iyi günde kötü günde demiştik. Ne oldu? Hı? Bak ben ne zamandır mutfaktan kısıyordum. İyi yapıyorsun. Hadi al bunu. Bak bir daha da bana söylememezlik etme lütfen. Herif, adi herif. Bütün gün o dükkanda sattığın sülükler, atlar, eşekler, köpekler, kuşların rızkını, kendi rızkını gelip karıyla kızla mı yiyorsun lan burada? Yani oğlum ben dil kursuna gelmiştim buraya ya. Dil kursuna gelip dil öğrenip ne yapacaksın lan? Sibirya kurduyla mı konuşacaksın? Sen kuşların, böceklerin arasında yaşayan bir kimsesin lan. Çok affedersiniz, bir şey sorabilir miyim size? Sorabilirsiniz Beşir Bey. Siz neden buradasınız? Kubat Bey yalnız kalmasın, korkmasın, ürkmesin diye geldim. He, o yüzden buraya geldin sen ha. Hele bir bak şu nur cemalime. Ben de yuttum ha.
Sen şizofren misin arkadaşım? Cemal kim lan? Bir kafa koruma vallahi ya. İmdat! Duydu beni! Bomboş Cemil! Ne oluyor lan? Bilmiyorum ki, anlamadım ki. Doğdu beni. Ne yapacağım? Ya bir ton para verdim arkadaşım ben. Nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun arkadaşım sen ya? Dövdün mü sen kadını? He, dövdüm tabii. Ne yapacaktım ki başka? Arkadaşım sen iyi misin? Ne hale getirmişsin lan kadını? Ha Kuba abi, kaç gidelim. Vallahi bu adamlar bizi perişan edecekler ya. Hadi gel gidelim. Ya oğlum gidelim zaten. Ben burayı beğenmedim ya. Başka yere gidelim. Şş, sen hastasın biliyorsun değil mi? Hastasın. Hadi koş. Ya oğlum siz ne yaptınız? Koş. İçeride dövmüyor musunuz? Bana bak, çifte kazanç. Hmm. Bu aslan kiraya sıkışmış. Mehveş vermek istedi ama ben ondan önce davranacağım. Yani hayvan mı satacağız Asoş? Evet, önce seni satmayı düşünüyorum sincap olarak. Ne saçmalıyorsun be, ne hayvanı? Ben aslanın dükkan sahibini tanıyorum. Gideceğim, kirayı arttıracağım. Adamın kafasını karıştıracağım. Sonra? Sonra bu kutuyla son darbeyi vuracağız aslana. İşinden edeceğiz. Onun artık bu evde yeri yok. Yıllardır yük oldu bana zaten. Ondan kurtulmam lazım. Susmayın. Artık her şeyi biliyorum. Rahatça konuşabilirsiniz. Biliyor musun? Bana bak, o zaman Mehveş'e söyleme sakın. Merak etmeyiniz. Kendisi her zaman bana öz ablammış gibi davrandı. Onu asla söylemem. Öz ablan? Ama en başta zat-ı halinize teşekkür etmek isterim. Bugüne kadar bana analık ettiniz. Ne yedirdiyseniz yedirdiniz. Giydiğinizden bile giydirdiniz. Sağ olun. Ne yapacaktım yani? Halalık mı edecektim? Siz olmasaydınız, inanın ben göklerin hostesi değil, anca yerlerin hostesi olabilirdim. O yüzden gönlümden kopan şu meblağı uygun görürseniz sevinirim. Zira bugüne kadar bana yaptıklarınız için onun karşılığı... Ya bu kız ne içiyor, ne yiyor anlamıyorum ki. Bir tuhaflaştı yine. La oğlum, biri bana açıklasın. Sabahtan beri niye koşuyoruz ki? Arkadaşım sen ne yaptığın farkında değil misin acaba? Ya hiç kadın dövülür mü Kubat abi ya? Allah'ıma var ya, Rus mafyası bu işin peşini bırakmaz. Burnundan fitil fitil getirdiler arkadaşım. Senin burnundan var ya, tavana asarlar. Kulağını değmeli mi ederler, parçak biçik yaparlar. Yanağından öperler senin, al ben sana söyleyeyim. Gıdığını kaşırlar, okşarlar arkadaşım. La oğlum, siz ne kadar dejenere, ne kadar tuhaf karakterlersiniz, farkında mısınız ya? Parasını verdikten sonra ne önem var ki? Kim ne diyebilir ki? Siz niye bu kadar korktunuz ki? Hadi. Простите. Как можно пойти? Sultan Ahmet. Hayır yok, bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükür aslanım, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde, ben aslan kralım, hep akıllı.